Evet sevgili Batıyorum izleyicileri, olimpiyat yolculuğumuzda bir günü daha geride bıraktık ve geriye sadece 5 gün kaldı. Sporcularımız yine bugün çok fazla mücadelede ülkemizi temsil ettiler. Tarihi yazan sporcularımız oldu ve Ferhat Aracan kapakta da görüyorsunuz. Ülkemize artistik jimnastikte ilk madalyasını getirdi ve büyük bir gurur yaşattı ülkemize. Bu anlamda jimnastik tarihimizde ve olimpiyat tarihimizde yeni bir sayfa açılmış oldu. Günün sonuçları çok kalabalıktı. Hem onu değerlendireceğiz hem de yarın bizim için belki de olimpiyatın bu zamana kadarki en kritik gününü yaşayacağız. Çok kritik mücadelelerimiz olacak ve hemen videoya geçiyoruz fakat videoya geçmeden önce sizden tekrar destek bekliyoruz. Videoyu beğenmeniz daha büyük bir kitleye ulaşabilmemiz adına bizim için çok önemli. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta şu an aşağıdaki beğen butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Abone olarak ve bildirimleri açarak bundan sonraki yayınlarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bütün olimpiyat yolculuğumuz boyunca bize destek oldunuz. Biz de yaptığımız yayınların daha büyük bir kitleye erişmesinden ötürü her geçen gün harcadığımız mesaiyi arttırdık. Konuyla ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. Videodaki incelediğimiz sporcularımızla ilgili de yorumlarınız olursa çok memnun oluruz. Evet, Ferhat Aracan'la başlıyoruz günün sonuçlarına. Paralel barda artistik jimnastikte ülke tarihimize yeni bir sayfa açmayı başardı Ferhat Aracan ve finalde 15.633'lük derecesiyle 8 sporcu arasından 3. olarak ülkemize ilk madalyayı getirdi. Bronz madalyayı göğsüne taktı. Gerçekten çok hak etmiştik bunu. Jimnastikte çocuklarımız çok iyi bir mücadele gösterdiler. 7 final yaptık. Belki bir madalyayla kapatıyoruz ama gelecek adına inanılmaz umutlu bir turnuvayı geride bıraktı sporcularımız. Çok da önemli bir yol açtılar. Arkadan gelen nesil için 7 sporcunun olduğu bir artistik jimnastik finali gerçekten diğer ülke seyircilerinin de açıkçası Türkiye'nin burada bir yeni ekol olma yolunda ilerlediğini görmelerine olanak sağladı. Ferhat'a çok çok teşekkür ediyoruz ve gümüş madalyayı da çok küçük kıl payı bir farkla çünkü Alman sporcu 15.700 puan aldı. Kaçırdı ama canı sağ olsun diyoruz ve hem Ferhat hem de tüm jimnastikçi sporcularımızı tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonraki şampiyonalarda ve olimpiyat oyunlarında bilhassa yeni madalyalar gelecek. Ve günün ikinci finalinde Yasmani Coppello vardı. 400 metre engelli de belki de olimpiyat tarihinin en ilginç ve en fazla en büyük beklenti ötesinde bir rekora sahne olan yarışmasında yarıştı bugün Yasmani Coppello. İnanılmaz bir seri koşuldu. Norveçli Warholm gerçekten insanüstü bir performans la birlikte yeni dünya rekorunu tekrar kendi sahibi oldu dünya rekorunu geliştirme fırsatı buldu. Gerçekten inanılmaz bir seriydi. 8. sıradaki İtalyan sporcu dışında tüm sporcular ülke rekorlarını veya bölge rekorlarını kırdılar. Kendi yeni derecelerini yaptılar ve Yasmani Coppello da Türkiye rekorunu egale etti. 47.81. En azından 47.81'i 47.80'e çekse çok daha iyi olurdu belki ama 6. olabildi. Ki dediğimiz gibi yani inanılmaz bir seri koştu Coppello'da. Fakat madalyaya yeterli olmadı çünkü çok güçlü rakipleri vardı. İkinci sırada bitiren Benjamin Rey de zaten Warholm'un bir önce kırdığı dünya rekorundan daha iyi bir derece yapmıştı. Harika bir yarıştı. İzlemediyseniz mutlaka bulup YouTube'dan veya başka bir yerden mutlaka izlemenizi öneririm. Ve yine atletizmde Ersu Şaşma 21 yaşındaki sporcumuz sırıkla atlamada ülkemizi final seviyesinde temsil etme başarısı gösterdi. 5.70 atladı. 5.80 denerken 3 hakkında başarılı olamadı ve maalesef 10. oldu. Fakat bu da ülkemizin atletizmde de belirli bir aşama kaydettiğini gösteriyor. Çünkü çok fazla sporcumuzu ve genç sporcumuzu finallerde görüyoruz. Ersu'ya teşekkür ediyoruz ve hemen devam ediyoruz. Yine atletizm 200 metrede dünya şampiyonu sporcumuz Ramil Guliyev. Aynı zamanda Avrupa şampiyonluğu var. Avrupa rekorunu da kırmıştı zamanında. Eleme turunu 20.54'te rahat bir şekilde geçti. 50 sporcu arasından 18. oldu. Fakat yarı finalde 20.31 koşmasına rağmen 24 sporcu arasından 14. olabildi. Zaten son seneyi geçirmemişti Ramil. Dereceleri birazcık kötüye gitmişti. Dolayısıyla aslında çok da şaşırdığımız bir sonuç olmadı. Fakat finalde görmek çok güzel olurdu Ramil'i. Ramil'i de tebrik ediyoruz temsilinden ötürü. Atletizmden devam ediyoruz. Evet, ülkede atletizm anlamında bir şeylerin değiştirdiğini gösteren aslında video oluyor bu. Çünkü çok fazla atletizm sporcumuz var ve 3 adım atlamada gerçekten günün sürprizi. Finale kalmasını açıkçası bekliyorduk fakat böyle bir dereceyle ve böyle bir sıralamayla değil. Necati Er 17-13'lük harika bir derece yaptı ve 32 sporcu arasından ikinci olarak finale kaldı. 5 Ağustos'ta
finalde ülkemizi temsil edecek. Madalya zor ama bu dereceden sonra, bu sonuçtan sonra neden olmasın? Gerçekten harika olur, mükemmel olur ülkeniz için. Necati'den bir madalya sevinci yaşamak. Atletizmle yine devam ediyoruz. Eda Tuğsuz cirit atmada o da çok güzel bir eleme serisi geçirdi. 67 metrelik bir derecesi var. 62-31 attı ki bu sene en iyi derecesi 60 metre civarındaydı. Bu anlamda sezonun en iyi derecesini yaptı kendi adına ve 30 sporcu arasından 5. oldu. Finale kaldı. Onun da finali 6 Ağustos'ta. Gerçekten o da yukarıyı zorlayacak. O da bizi heyecanlandıracak. Gözüken o atletizmde gerçekten yavaş yavaş ülkede bazı şeyler değişiyor. Esra Yıldız bugünün bizim için üzücü maçlarından birini çıkardı. Finlandiyalı rakibi Potkonen'e karşı 3-2 kaybetti toplamda. Fakat son roundda ikinci, üçüncü ve dördüncü hakemlerden sadece birinin fikrini değiştirebilecek kadar yumruk atabilmiş olsaydı şu an Esra yarı finale çıkmış olacaktı ve madalyasını garantileyecekti. Çünkü rakibine bir ceza puanı uygulanmıştı. Çok büyük bir avantaj elde etmiştik ama açıkçası Finlandiyalı rakibi bugün Esra karşısında daha üstündü, daha istekliydi. Yani birkaç yumrukla madalyayı kaybettik diyebiliriz. Ama Esra'ya da teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki olimpiyatta ondan da madalyayı alacağız. Ve yelkende tarih bizim açımızdan yine yazılmıştı. Çünkü daha önce hiç madalya yarışında bulunmamıştık. Fin kategorisinde Alican Kaynar 81 netlik derecesiyle 8. olarak olimpiyat oyunlarına veda etti. Yarışlarını tamamladı. 8. sıra gerçekten yelkende bizim için önemli. Çok fazla sporcuyla temsil edildik ve sporcumuz madalya yarışına kaldı. Madalya yarışında tamamlayarak olimpiyat oyunlarına veda etmiş oldu. 470 erkekte yeni bir madalya yarışı hakkı elde ettik. Deniz Çınar, Ateş Çınar kimi zaman 6. sıraya kadar çıkmışlardı bu yarışlar neticesinde. 9. olarak tamamladılar ve madalya yarışına katılacaklar. Madalya yarışı yarın yapılacak. Madalya kazanma şansları yok denecek kadar az. Hatta yok diyelim şey yapmadan, politika yapmadan, ama orada olmak bile daha sonrası için bize umut veriyor. Ve yine yelkende Beste Kaynakçı Okyanus Arıkan 470 kadında 9. ve 10. yarışlarını tamamladılar. Genel klasmanda 17. olarak bitirdiler. Madalya yarışında yer almayacaklar. Onlar için olimpiyat serüveni bitti. Fakat onlara da teşekkür ediyoruz. Temsilleri için ve yarının programı belki de Türkiye'nin bugüne kadar en önemli günü olacak. 4 Ağustos. Yarın Buse Naz Çakıroğlu saat 8'de Sineksiklet kadında yarı final maçına çıkıyor. Tayvanlı Huang karşısında. Daha önce söylemiştik, rakibi Bantamsiklet'te 2019'da dünya şampiyonu. Ama aynı organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu da kendi sikletinde, Sineksiklet'te final oynamıştı ve dünya ikincisi olmuştu. Bantamsikletten siklet değiştirdiği için Huang yarın Buse Naz bir adım önde, daha da formda. İnşallah finale kalacak ve en az bronz olan madalyayı en az gümüş olarak güncelleyecek Buse Naz Çakıroğlu. Her ne kadar Buse Naz Sürmeneli'nin isminde boşluk olmasa da adaşı Buse Naz Sürmeneli. Welter siklet 69 kiloda Buse Naz Çakıroğlu'ndan hemen sonra ringe çıkacak. Son 16 turu ve çeyrek finali gerçekten Buse Naz Sürmeneli çok rahat geçmişti. Hindistanlı rakibi Borgain karşısında yarın o da finale çıkma mücadelesi verecek. Ve yarın iki final gerçekten bizim için harika olacak. Madalyaların renklerini değiştirecek ve ülkemize zaten kadın boksunda madalya garantileyerek tarih yazmışlardı iki sporcumuz da. İnşallah altın madalya yolunda çok önemli bir yol kat edecekler. İki sporcumuz da Trabzonlu. İki sporcumuz da 26 Mayıs doğumlu. İki sporcumuz da Buse Naz. İnşallah iki sporcumuz da olimpiyat oyunlarını altın madalyayla tamamlar. Ve devam ediyoruz. Kritik mücadelelerden biri. Bizim için çok enteresan bir saatte başlayacak. Saat 3'te Türkiye Kadın Voleybol takımı Filenin Sultanları Kore Cumhuriyeti'ne karşı çeyrek final mücadelesi yapacak. Madalyaya giden en önemli maç. Bu maçı alırsak madalya kazanmak için önümüzde iki hakkımız olacak. 6 Ağustos'ta Brezilya ve Rusya Olimpiyat Komitesi'nin galibiyle oynayacağız ve en azından turnuvanın sonuna kadar orada kalmayı garantilemiş olacak kızlarımız. Gerçekten bu gece yarısı çok önemli bir maç. NBA maçları gibi belki
gece uyanıp izleyeceğimiz bir maç olacak. Kızlarımıza başarılar diliyoruz. Nispeten iyi bir kura çektik. Sırbistan ve Brezilya'dan bu turda kaçmış olduk. Güney Kore ile dişimize göre hatta biz daha iyi bir takımız. İnşallah kızlarımız gününde olur ve yarı final sevincini yaşatırlar ülkemize. Yelken'de az evvel söylediğimiz gibi Deniz Çınar Ateş Çınar ikilisi 470 erkekte 8.33'te madalya yarışını yapacaklar ve olimpiyat serüvenlerini tamamlayacaklar. Onlara da başarılar diliyoruz. Ve atletizmde yaşlı kurt Eşref Apak 5. olimpiyatını tamamlayacak. Yarın 14.15'te çekiç atmada final yapacak. Finale 8. en iyi dereceyle katılmıştı. Neden olmasın diyoruz. Hani Eşref'ten tabii ki çok daha iyi sporcular, çok daha genç sporcular var. Fakat bu olimpiyat burada her şey olabilir. Çok iyi bir derece gelirse Eşref'ten ilk 5 içinde yer alabilir Eşref Apak. Ve yarın güreşte iki sporcumuz da temsil edileceğiz. Süleyman Atlı dünya üçüncüsü ve dünya ikinciliği olan çok önemli bir sporcumuz. Avrupa şampiyonluğu var. Kesinlikle madalya umutlarımızdan biri. Her ne kadar Taha Akgül ve Rıza Kayaalp kadar dillendirilmese de Süleyman Atlı da şu an halihazırda ülkenin en iyi 3-4 güreşçisinden biri ve kendisinden şahsım adına ben bir madalya bekliyorum. Yarınki maçlarında da şimdiden kolaylıklar diliyorum. 5.58'de son 16 turunda İranlı rakibi Reza ile oynayacak. 40 dakika sonra çeyrek final maçı var. Bu maçları kazanırsa saat 12.22'de yarı finali var. Final de ertesi gün 5 Ağustos'ta yapılacak. Ve Osman Göçen genç sporcumuz güreş serbest stil 86 kilogramda son 16 turunda Japon rakibi Takatani ile mücadele edecek. Bu maç saat 5.44'te olacak. Umarız bu turu atlar. Bu turu atlarsa da çeyrek finalde 6.33'te ikinci mücadelesini yapacak. Onun da yarı finali 12.29'da, final ise 5 Ağustos'ta yapılacak. Osman nispeten kendisinden daha güçlü sporcuların olduğu bir kiloda mücadele edecek. Ama inşallah o da bir sürpriz yaparak ülkemize bir madalya sevinci yaşatır diyelim. Yarın gerçekten çok fazla heyecanlı anlar yaşayacağız. Gece saat 3'ten başlamak üzere. Ve madalya sıralaması ülkemiz 5. madalyasını, 5. bronz madalyasını aldı. Toplamda 6 madalyamız var. Çin Halk Cumhuriyeti 32 altın, Amerika 24 altın ve Japonya 19 altınla sıralanıyorlar. Olimpiyat komitesi bu sene Tokyo Olimpiyatlarında iki farklı sıralamayı da web sitesinde yayınlıyor. Bir tanesi altın madalya sıralaması, bir tanesi de toplam madalya sıralaması, alınan madalya sayısı. Toplam madalya sıralamasında 23. sıradayız. Altın madalya sıralamasında 46.'yız. Umarız, umarız hem altın madalya sayısında hem de toplam madalya sayısında ülkemiz ilk 20'leri zorlamayı başarır. Ve yine günün sorusuyla birlikteyiz. Türkiye Tokyo 2020'de madalya rekoru kırabilir mi? Bunu her gün soruyorum çünkü 12 madalyaya gün geçtikçe yaklaşıyoruz. 5 günümüz var, karatemiz var, boksumuz var, güreşçilerimiz var. Atletizmde sürpriz yapabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? 12 madalyayı bulabilir miyiz en azından? 13 olursa zaten rekor gelecek. Ve boksörlerimiz, boksör kızlarımız, Buse Nazlarımız sizce finale kalabilirler mi? Yorumlarınızı mutlaka videoya yazarsanız hem bizler okuma şansına erişiriz hem de kanalın büyümesine ufak da olsa bir katkınız olur. Herkes kendisine iyi baksın. Yarın inşallah çok mutlu olacağımız ve daha iyi bir program yapacağımız, ülkemizi madalya sıralamasında daha yukarıda göreceğimiz bir gün olur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkes kendisine iyi baksın. Görüşmek üzere.